Bugün antrenmanımız biceps. Ön kol çalışacağım. İlk seti yaptım. İkinci sete gireceğim. 4 set şeklinde yapacağım bunu. Diğer harekette görüşürüz. Evet, Z bar, barbell curl. Z barla yapacağım. Bunu pull indirip en son noktaya kadar sıkıştıracağım. Normal şartlarda dirseğimi öne kaçırmadan yapılan açı şu anda bicepsin daha üst kısmına pik yapması için dirseğe bu açıyı da vereceğim yukarıya doğru. Tam sıkışmış olacak üst nokta. Açı bu olacak. Bu açıda biceps curl. Şimdi arttıralım içeri. Set barbell curl yaptım. Artırarak gittik. 5'e 10'ar kiloydu. 15'er yaptık. En son 20-20. 3 set yapıp burayı bitirdik. Şimdi ikinci biceps hareketi cable'da yapacağım. Cable'da curl. Göstereyim hareketi. Cable'ı geriden alacağım elci. Önden değil. Ve avucumun içiyle yine aynı şekilde curl. Yani şu en son noktaya kadar dirseğimi öne doğru kaçırıp bu noktayı çalışmak için yapıyorum daha çok. Bicepsin ama her türlü iki başı da çok yoğun derecede devreye giriyorum. Oh,
Bunu da 3 set yapacağım. Sonra diğer hareket. Şimdi ön kol 3. hareketteyim. Bunu yine cable'da rope'la yapacağım. Çekişi. Açı. Ellerimin ve dirseğimin açısı dışarıya doğru olacak. Tam dışarıya doğru çekerek çenemin altına doğru çekeceğim bu hareketi. Bu da bisepslerin dış kısmına. Yani bisepsin dış kısmına etki edecek daha çok. Dirsek dışarıda, çene altına doğru çekiş. Bisepsin dış kısmı. Şu gördüğünüz ayrıntı. Bu hareketi bu yüzden yapıyorum. Şimdi üçüncü hareket olarak yapacağım bisepsin. Ve son hareket olarak bitireceğim. En son bir konsantrasyon hareketiyle tek set tamamıyla pump olmuş olacak. Kollar antrenmana doymuş olacak. Evet. En son 3 hareket yaptık biceps için. 3'er setten 9 set. Bicepsler tamamen antrenmana doydu. Şimdi son hareket olarak bir konsantrasyon hareketi ekliyorum ve biceps antrenmanını bitiriyoruz. Yukarıdan tutuş, dirsek açısı yere paralel, kol en son noktaya kadar sıkıştırıp en son nokta maksimum tekrar yapıp antrenmanı tamamlayacağız.